Arkadaşlar merhabalar. Bu video ile birlikte integral ve türev işlemlerini MATLAB'ta e, nasıl yaparız bununla ilgili e, kodlar yazmak istiyorum. Dilerseniz bir script dosyası açalar, açarak bu işlemlere başlayalım. Şimdi öncelikle yine klasik komutlarımızı bir yazalım. Daha sonrasında ise bu işlemi iki türlü yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi mantıken düşünürsek bir şöyle tü, mesela türev ve entegral sorusu şöyle olabilir. Mesela bir sinüs x'in integralini x'e göre alırsınız. bu işte eksi cos x gelir. x'li bir sonuç yazarsınız. İntegralini ararsınız. Eksi cos x olarak bulursunuz. Burada bulduğum sonuç sembolik bir sonuç. İngilizce'de sembolden gelen SY ve semboller yani symbols manasına gelen şu dört harfin bitişimi ile ilgili bir kodumuz var. Bu kodu yazarsak ve devamına neye göre integral alınsın veya türevi alınsın deyip boşluk bıraktıktan sonra X, A, B, C derseniz arkadaşlar türevinizi veya integralinizi böyle değişkenli olarak bu şekilde elde edebilirsiniz. Bir de başka bir yol vardır. Atıyorum integral içerisinde cos x vardır ve bu sıfırdan pi bölü 2'dir. dx'tir. Bir de bunun integrali vardır. Cos x'in integrali sinüs x'tir. Sıfırdan pi bölü 2 olduğu için sinüs 90 yani sinüs pi bölü 2 eksi sinüs sıfırdan 1 eksi sıfırdan biri bulursunuz. Bir de sonuç bulursunuz bu şekilde. Biz şimdi ikisini de göstermeye çalışacağız. Şimdi burada sembol kullanılan sembolik sonuç ve sayısal bir değer elde edilmeye çalışılan sayısal sonuç olarak başlangıçta ikiye ayırabiliriz bu şekilde. Biz şimdi sembolik olarak kullanmaya çalışalım. Hem türev hem integral almaya çalışalım isterseniz. Şimdi mesela en basit işlemleri yaparak gösterelim bir sembolik x değerim olsun diyorum bu şekilde sims boşluk x yazdım sms yazıyorsunuz bu şekilde boşluk bıraktıktan sonra değişkeninizi belirliyorsunuz daha sonrasında ise çok basit bir şekilde türev alalım diff komutuyla türev alıyoruz arkadaşlar ve kimin türevini almak istiyorum ben ee, sinüs x'in türevini alıp beklentim ne beklentim kosinüs x gelecek mi? Bu gelecek mi? Beklentim gelecek mi? Ona bakalım şimdi. Tabi bunu bir ABC değerine değiştirebilirsiniz mesela AA olsun diyebilirsiniz bunun sonucuna veya dışarıda AA eşittir sinüs x olsun. Daha sonra burada veya A diyelim. Şu kısmı A olarak da alabilirsiniz bu şekilde. Herhangi bir şey değişmez. Şimdi mesela bunu bir çalıştıralım. Şimdi burada ders 12 1 diyelim. Bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sinüs x a için yani sinüs x için sonucumuz kosinüs x x şeklinde beklentim kosinüs x geldi arkadaşlar. Şimdi biz daha basite indirgemek adına bunu bu şekilde değil de direktman difin içerisinde direkt sorumuzu görelim bu şekilde. Bu şekilde de herhangi bir şey değişmeden sonucu bulabiliriz. Kosinüs x şeklinde. Şimdi arkadaşlar integralini almak istersek eğer integral şunu şunun sonucu da integral sonucu diyelim. Integral sonucu. Kimin integral sonucunu bulmaya çalışıyorum yine? Mesela kosinüs x'in şunu kapatalım daha rahat anlayalım. Yorumla kapattım bunu. Şunu da bir sileyim daha rahat görün. Şimdi arkadaşlar int dersek de bu kez integralini alırsınız. Differentiation'dan gelen diff komutuyla iki tane f ile bu şekilde türevini alıyoruz. Sinüsün türevi kosinüs x geldi. Şimdiki beklentim ne? Beklentim sinüs x gelmesi. Çünkü biliyorum ki sinüsün türevini alırsam kosinüsü verir. Dolayısıyla kosinüsün integralini alırsam da bana sinüsü vermek zorunda. Bakalım doğru mu bulmuşuz? Gördüğünüz gibi sinüsü bu şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Beklentim olan sinüs x'i elde ettim. Şimdi bunlar sembolik işlemlerde burada farklı türde illa sinüs kosinüs temel fonksiyonlardan bir tanesi olduğu için sinüs kosinüsü kullandım. Başka şeylerde kullanabilirsiniz. Atıyorum, ee, Mesela integral. 3x kare 3x karenin integrali nedir arkadaşlar? x küptür. Bakalım bunu görebilecek miyiz? Bunu mu deneyelim? Hani başka bir fonksiyon olsun diye yaptım. Gördüğünüz gibi x küp sonucunu bu şekilde elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sembolikle ilgili işlemler bu kadar. Bunlarla şimdilik yeterli arkadaşlar. Şimdi başka bir şey yapalım. Mesela sizin bu kez sayısal bir mesela e, size şöyle bir şey soruldu mesela. Aklıma şöyle bir soru geldi. Dediler ki e, sinüs x ya şöyle diyelim kosinüs x dx'in grafiği. Soru işareti. Hangi aralıkta olsun? Eksi pi ile pi aralığındaki sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar bu soruda ne soruluyor aslında? Kosinüsün kosinüs x'in integrali nedir? Bunun sonucu bir kere sinüs x'tir. Çünkü sinüs x'in türevi kosinüs x'tir. Dolayısıyla kosinüsün x'in integrali de sinüs x'tir. Şimdi bana sorduğu şey şu aslında. Bu bunun integral diyor ya. Bunun integrali aslında sinüs x'i soruyor. Sinüs x'in eksi pi ile pi arasındaki grafiğini soruyor aslında. Yani bana sinüs grafiğini soruyor. Ama sorduğu yer bunun integralinden bana yap diyor. Ben de diyorum ki burada şu an ben e, grafiği sonucunu biliyorum ama daha zor bir fonksiyon için sinüs x diye hemen atlayamam tabi bu şekilde. E, ama ben bunu x'e bağlı çözerim önce. Daha sonrasında ise eksi pi ile pi aralığında şu şekilde grafiğini çizdiririm. Mesela şöyle kapattım tüm komutları sildim. Şimdi şöyle yapıyorum bakın. Sims diyorum. Yine x'e bağlı bir değişken olsun. Bana sorulan şey önce ne? İntegral sonucu. Grafiği çizilecek şeyi buluyorum önce. Neyin grafiği çizilecek arkadaşlar? İntegrali kimin integralinin, kimin integralinin grafiğini istiyor benden? Kosinüs x'in. Dolayısıyla ben buraya ne yazıyorum? Kosinüs x'in integralini, o zaman ben bulmam lazım önce. Neye göre x'e bağlı hali nedir? Basit düşünüyoruz arkadaşlar burada. Bunu bu şekilde bir hesaplatıyorum önce. Diyorum ki bunun integralini. Ben biliyorum normalde sinüs gelecek ama daha zor bir fonksiyon olabilir sizin için. He, grafiği çizilecek fonksiyon sinüs xmiş. Ha, bunu öğrendim artık diyorum arkadaşlar sinüs x olduğunu. Sonrasında hemen diyorum ki bir x'i bu kez kurtarıyorum sembol olmaktan. Nasıl kurtarıyorum? Eksi pi ile pi arasında çizdireceğim ya bu şekilde. Eksi pi ile pi arasında belirli bir pi bölü yüzlük kısımlara böldüm bu şekilde. Ki eksi pi ile pi aralığı oluşsun grafiği çizdirmek için. Sonrasında ben grafiği çizilecek asıl şey, grafiği çizilecek olan asıl şeyin ne, ne olduğunu öğrendim arkadaşlar. Öğrendiğim şeyi bu kez alıyorum buradan. Onu yazıyorum. Sinüs x'miş diyorum. O zaman sinüs x çizdirilecekmiş diyorum. Daha sonrasında ise plot diyorum arkadaşlar. Kime göre? X'e göre grafiği çizilecek şeyi yazıyorum buraya. Bu şekilde. Anlayın diye biraz ismini uzun koydum. Şimdi peki bunu açısal olarak da görelim şimdi gelecek grafik. Şimdi gördüğünüz gibi bunu daha düzgün bir şekilde göstermek için şöyle bir grid ekleyelim. Peki ben Doğru grafiğimi çizdirdim. Elbette ki sinüs x grafiğini çizmem gerektiğini zaten anlamıştım biraz önce. Sinüs x'te de nasıl teyit edebilirim? Sinüs 90'da 1'dir. Şimdi 90'ı göremiyorum bu kez de aşağıda. Bu kez de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kısmı ee, radyandan... Ee, radyandan dereceye çevirmek için tabii ki 180'le çarpar çarpar ve pi'ye bölersem bunu bu şekilde burayı dereceye çevirmiş olurum. Şurada çarpmayı mı önce bölmeyi mi önce yapıyor derseniz önce çarpmayı yapar ama emir olamazsanız şu şekilde parantezde o kısmı bir kapatabilirsiniz. Yani önce çarptım sonra pi'ye böldüm ve şu an açıların hepsini ben dereceye çevirdim diyorum. Ve biraz da bunu görelim önce. T için neye bakacağım arkadaşlar? 90'da biri veriyor mu? 90'da biri veriyorsa ben doğru bir şekilde bir sinüs grafiği aslında kosinüs x'in integralini çizdirmiş oluyorum bu şekilde arkadaşlar. Bakın 90'da biri veriyor bana. Tabii biraz bir grafiği biraz daha süsleyebilirsiniz. Şu şekilde tekrar virgül dedim. Bunu mesela kırmızıyla çizdir. Bunu biraz şöyle büyük çizdirmek için line width komutunu kullanıyorum. Şöyle iki kat daha kalın çizdirelim. Şu, bu şekilde çizdirebilirsiniz arkadaşlar. Bir nevi aslında ben burada çizdirdiğim şey sinüs x'in grafiği fakat aslında ben bu bilmediğim bir fonksiyon olan kosinüs e, x'in integralini çizdirmiş oldum. İntegral çizdirmek önemlidir. Çünkü özellikle e, elektromanyetikle uğraşıyorsanız falan ki başka e, tabii ki birçok alanda da sinyal vesairede de olabilir. İntegrallerin grafiği önemli olabiliyor. Yani genelde bir ışıma integrali dediğimiz şeyler vardır. Bunlar integralini çizdirmeniz gerekir. O yüzden integralin sonucu ne ki onu ben nasıl çizdireyim diye bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz mesela. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde yaptıktan sonra başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Diff ile ilgili bir iki örnek var. Özellik var onu verelim başka şöyle bir new script dedim arkadaşlar. Yine her zamanki komutlarımı yazdım. Fix komutlarım bunlar. Şimdi mesela diff sonuçta önce bir bunlar hep genelde sembolik işlemler için kullandığımız için şöyle bir yine bir x tanımladım De sembolik. Bu sembolik x için şunu yapmak yapmak isterseniz eğer mesela sinüs x'in kaç kere türevini almak istiyorsanız bu virgülden sonra kaçıncı dereceden türevini almak istiyorsanız mesela ikinci iki kere türevini al demek aslında şu demek çok katlı sonuçlar için bu şekilde kullanabilirsiniz mesela aslında şunu soruyor bana şunun sonucu nedir ee, biraz fazla çizdik dx dx şu ilki içerideki için dışarıdaki için önce iş tarafı aldım şu dışarıdaki durdu. Sinüs x'in integral nedir diye sordum. Eksi kosinüs x'tir. Bir de burada dışarıdaki integral vardı. Peki neyin türevini alırsam eksi kosinüs x gelir? Tabii ki eksi sinüs x'inkini alırsam. Demek ki bu iki katlı integralin sonucu eksi sinüs x'tir. Mesela bu işlemi bu şekilde belirtmiş oldum. Yani sinüs x'in sinüs x'in iki katlı türevini al dersem yani buradan gelecek sonucun ben ne olmasını bekliyormuşum? Eksi sinüs x olmasını bekliyormuşum. Bakalım gelecek mi? Bunu da ders 12.2 diye kaydedelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde eksi sinüs x olarak elde ettik arkadaşlar. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sonuç bulalım. Bir integralin direkt sonucunu bulalım. Nasıl buluruz? Ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir yeni bir script açıyorum. İntegral ile ilgili kafanızda daha somutlaşsın diye öncelikle birazcık ne yapmaya çalışacağım. Ondan şuradan bahsedelim. Mesela şöyle bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Diyeceğim ki bir mesela ben şunun sonucunu biliyor muyum arkadaşlar? Bildiğim bir şey yazalım. Eee cos x dx'in bu kez bakın e, sembolik değil belirli bir integral kısmı çizeceğim sıfırdan pi bölü 2'ye bunun sonucu nedir diye bir soru var bu şekilde ben bu sonucun bir artık sayıya eşit olduğunu biliyorum sembolik değil şuradaki gibi sembolik değil artık şurada bir sayısal sonuç geleceğini biliyorum ve ben bunu elimle çözebilirim diyorum önce çözelim sonra teyit edelim metapta Mesela neyin integrali kosinüstür? E, Tabii ki sinüs x'in. Artık integralini aldığıma göre sınırları şu şekilde yazabilirim. Sıfırdan pi bölü 2'ye. Daha sonrasında ise sinüs pi bölü 2 üst sınır eksi alt sınırdan. Şöyle alttan devam edelim. Sinüs 91'dir. Sinüs 0 0'dır. 1 eksi 0'dan 1'i. 1'i bulmaya çalışacağım şimdi. Tamam 1'i bir bulmaya çalışacağım. Biri nasıl buluruz? Şöyle çok basit bir kodla buluyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde buluyoruz. Ee, burada şöyle diyorsunuz arkadaşlar. İntegral bir tane fonksiyonun veya burada fonksiyon yazmak zorunda değilsiniz. Denklem diyelim. Denkleminizin zaten bakın burada minimum ve maksimum değerleri. Ben sıfırdan pi bölü 2'ye kadar aldım mesela değil mi? Burada gösterelim tekrar. Sıfırdan pi bölü 2'ye kadar sıfırdan pi bölü 2 alt limiti sıfır üst limiti pi bölü 2 olsun diyorum. Onu da bu şekilde alt limiti üst limiti burada belirttikten sonra denklemimizi şu şekilde yazıyoruz. Üst tarafta tanımlamamız lazım tabii ki burada denklemimizi. Denklem eşittir diyorsunuz. Değişkeni sim, sembolik gibi gösterdiğimiz kısmı bu kez şöyle alt Q ile yani et işaretini kullanıyorsunuz. Parantez açıyorsunuz arkadaşlar. Denklemin X'e bağımlı olduğunu önce belirtiyorsunuz. Daha sonrasında ise burada X'e bağımlı denklemin kendisi olan ki bizim için o da kosinüs x de hatırlayacak olursanız. Çünkü ben bakın burada neyin integralini aldım? Kosinüs x'in integralini aldım. Amacım bunun integralini bir de MATLAB'da alıp sağlamasını yaparak bir sonucunu bulabilecek miyim? Amacım bu. Dolayısıyla şimdi burada her şey hazır. Bir bakalım denklem hazır. integral dedik. Bakalım bir sonucunu bulabilecek miyiz? Bunu da şu şekilde ders 12.3 diye kaydedelim. Gördüğünüz gibi denklemimiz burada. Tabii denklemi göstermeyebilirdik şurada sanırım. Şöyle bir noktalı virgül koyarsak. Sadece answer geldi. 1 olarak arkadaşlar sonucumuz. Şimdi bu tek bir sonuç olarak bunu bulduk arkadaşlar. Bir de integral için kullandığımız bir komut daha var. Bir komut daha var. Bu da biraz daha farklı. Bu komutumuz ise daha farklı. Sıfırla pi/2 var ya burada mesela. Bu ikisinin arasındaki adımları da içeren yani bir array alarak integre ettiğimiz bir komut, traps komutu. Şimdi traps komutunu şurada bir anlatayım size. Traps komutu integralden birazcık daha farklı şekilde şöyle çalışıyor. Mantığı şu arkadaşlar. Şimdi bir traps dedim ben diyelim. Traps'e bir işlem yapacağım. Traps'te bir işlem yapacağım arkadaşlar. Traps'te yapacağım işlem şu olsun. E, kosinüs x'in sıfırdan pi bölü 2'ye kosinüs yani aynı işlemi yapacağım. Şu traps komutunda da şöyle diyeceğim. Traps Şöyle diyelim arkadaşlar, düzeltelim. Önce ereyimiz gelecek. Erey dediğimiz şey de tabii ki bu değişken x'lerin e, buradaki fonksiyona göre bu şekilde traps dediğimiz şey mantığı şu arkadaşlar. Şu x dediğimiz şey şöyle bir şey olacak. Bu x dediğimiz şey şu alt limitten üst limiti olabildiğince küçük parçalara bölerek bir array tanımlıyorum. Bu şekilde sıfırdan bir ucu pi bölü 2 olacak. Şu aradaki basamakları ne kadar küçük alırsak arkadaşlar biraz önceki sadece integral komutuyla bulduğumuz şu bir sonucuna o kadar yakın bir sonuç bulurum. Yani bir nevi asıl integral mantığı olan mesela integral nedir arkadaşlar normalde mantık olarak? Belirli bir e ee, mesela şuradan şuraya integre ediyorum diyelim A'dan B'ye. A'dan B'ye integre etmek demek küçük küçük adımlar al ve en son şu alanı bulmak. Yani alanı buluyorum. Alanı bul. Altta kalan alan e, integralle bulunuyor. İşte ben ne kadar şöyle küçük parçalara bölerek, toplayarak gidersem o kadar çok şu yamuk bile değil, çok karma karışık olan şu eee desenin alanını bulabiliyorum ve buradaki kritik nokta şu aradaki basamağa ne kadar çok ee, küçük adımlar alırsam bir pi bölü 10 adımla alalım bir de pi bölü 1000 adımla alalım sonucun p bölü 10 adımlarla 1'e bire yakın ama birazcık daha uzak. p bölü 1000 adımlarla da 1'e oldukça yakın belki de tam 1 değerini verecek şekilde bize sonucu geldiğini göstereceğiz. Yani Traps biraz daha integralin mantığının yazıldığı bir kod diyebiliriz. Yani mantığı küçük parçalara böl, o küçük parçalardan elde et buradaki alanı. Yani alt üst limit yerine aradaki parçalardan elde et. Şimdi peki bunu nasıl yapıyoruz ona bir bakalım. Şimdi burada şu komutları alalım. Yeni bir script dedim buraya. Bunları yapıştırdım buraya. Şu şekilde, şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Benim amacım yine kosinüs x'in integralini bulmak. Kosinüs x'in integraline giden yolda kosinüs x'in alt limiti ile üst limiti olan pi bölü 2 arasını pi bölü 10 adımlarla böldüm. Şu şekilde x'i hazırlıyorum. Traps komutunu aldım traps komutunu aldım ve bu e, xre ile e, kimin integralini alacağız arkadaşlar onu yazıyorum kosinüs x'in in integralini bulmak amacım ve bakalım kosinüs x'in in integrali isterseniz buraya sonuç da yazabilirsiniz yazmaya da bilirsiniz. ben şöyle de yazabilirsiniz yazmaya da bu şekilde bu şekilde göreceğim ben bir bakalım ders 12.4 olarak kaydettim bunu bakalım Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz önce direkman integral komutuyla alt, üst limitten alt limiti çıkartarak bir değerini buldu. Ama ben bu kez aradaki e, şu küçük küçük noktalar aralara küçük adımlarla ilerleyerek yapma yaparak yani integralin tanımına uygun şekilde yaparak buldum da traps komutuyla da. E, bir olmasa da bire oldukça yakın bir değer olarak buldum. Ama ben neyi biliyorum? kaç olarak bulmuştuk onu bir hatırlayalım. 0.9918. Bakın şuradaki değer tam 1 olmadı. Peki şöyle diyorum şimdi soruyorum. Acaba buradaki pi bölü 10 adımlarla aldık ya bunu daha küçük adımlarla alsaydık. Mesela pi bölü 1000 adımlarla alsaydık. Sonuç 1'e ne kadar yaklaşırdı diye baktığımızda Çek, tekrar çalıştırdım. Ve baktığımda arkadaşlar bakın burada tam bir sonucunu verdi. Yani asıl ana sonuç olan şuradan gelen sonuca direktman aynı geldi. Yani pi bölü bin adımlarla adımlayarak a'dan b'ye gitmem. Yani sıfırdan pi bölü 2'ye gitmem. asıl doğru sonucu bulmama bulmamı sağlamış oldu. Treps yani bir nevi başka bir alternatifimiz integral için arkadaşlar. şimdilik bunlar bizim için temel olarak yeterli. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.